Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Arkadaşlar e, inşallah e, bugün siyer dersimize e, başlamış oluyoruz. E, i̇lk başlangıçta siyer dersine girmeden önce siyerle ilgili bir kısa bir bilgi verelim. Siyeri ne biliyoruz? Siyer tarih akış içerisinde peygamber efendimizin e, hayatını inceleyen İslami tarihi peygamber efendimizden önceki doğumundan itibaren e, nübüvvetinin son e, dönemine kadar buna e, vahyin risalet dönemini de kapsayan dönemi inceleyen ilim dalı. Peygamber efendimizin hayatı kısaca diyoruz ancak Peygamber Efendimizin hayatı, kişiliği ve faaliyetleriyle ilgili bölümlere geçmeden önce onun içinde doğduğu, yetiştiği, kendisine peygamberlik görevinin verildiği ve İslam'ı tebliğ ettiği ortamın coğrafi, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini yaşantısı ortaya konulduğu bir durumda e, Arap Yarımadası'nın, Hicaz'ın İslami e, dinin doğuşunun altyapısında ne kadar önemli bir yeri olduğunu anlamış olacağız arkadaşlar. Çünkü peygamberlik dönemindeki faaliyetlerinin daha iyi tanınması, daha iyi anlaşılması için oradaki kısaca özlü bir coğrafi duruma, e, kimlik yapısına bir bakmaya çalışalım inşallah. Coğrafi durumu neymiş? Arap Yarımadası özellikle Hicaz bölgesi, Hazreti Peygamber Efendimizin doğduğu, yaşadığı ve vefat ettiği yer olması dolayısıyla İslam tarihi açısından çok önemli bir yeri vardır. Evet, coğrafi durumu. Arap Yarımadası arkadaşlar Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur. Doğuda Basra ve Umman Körfezi, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrili bir alandır. Evet. Arap Yarımadası'nın batı kesiminde Kızıl Deniz kıyısında genişliği yer yer 80-100 kilometreyi bulan dar bir kıyı ovası olan Tihame'ye yer verilir. Tihame'nin doğusunda Hicaz bulunur. Hicaz Şam'dan Necran'a kadar uzanan dağları yer yer kesen vadilerden meydana gelen bir bölgedir arkadaşlar. Hicaz bölge batısında yer alan Tihama ile doğusundaki Necid'i birbirinden ayırdığı için Hicaz adını alır. Fakat genelde Hicaz denilince Tihame'yi de içine alan geniş bir bölge kastedilir. Mekke, Medine ve Taif arkadaşlar Hicaz'ın en önemli şehir merkezleri olur. Ve Hicaz'ın doğusunda ve Arap Yarımadası'nın orta kesiminde Necid Platosu yer alır. Özellikle coğrafi alan bu. Siyasi olarak arkadaşlar bu Hicaz Yarımadası, Arabistan, Mekke ve civarı olan yerin siyasi durumun ise Peygamber Efendimiz'den önceki dönemlere hızlıca bir, kısaca bir bilgi verecek olursak İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda belli bir siyasi sistemin varlığı söz konusu değildi. Bir otorite yoktu. Evet. Yarımadanın tamamını hakimiyeti altına e, alan merkezi bir idare mevcut olmamış. Ancak yarımadanın kuzey doğusunda Hi Hireliler, kuzey batısında Gassaniler, güneyde Yemen'de Sebeve, Hindyar e ee, Himyer krallıkları gibi devletler kurulmuş. Diğer yerlerde arkadaşlar kabileler müstakil bir şekilde varlıklarını sürdürmüşler. Böyle bir yapı var Hicaz Yarımadası'nda arkadaşlar. Hicaz bölgesine geldiğimizde genel bir bilgi olarak İslam tarihi için Arap Yarımadası'nın en önemli bölgesi hiç şüphesiz Hicaz'dır. Zira İslam dini bu bölgenin önemli şehirlerinde Mekke'de doğuyor. Medine'de gelişiyor ve bölgenin bir diğer önemli şehri de Taif şehir. Mekke dini ve ticari bir merkez halindeydi. Burada bulunan Kabe dini bir merkez olma hüviyetinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından itibaren İslam'ın doğuşuna dek korunmuştur Buna ek olarak Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'ne ulaşan ticaret yolu ve Mekke Medine'den e geçerek Akdeniz limanlarına bağlanmakta olan bir e kervan var Ayrıca Mekke çevresinde yılın belli zamanlarında panayırlar kurulur işte Kabe'nin dini bir merkez oluşu ve Hicaz'ın Yemen-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunması bölgenin önemini daha da arttırmış olur arkadaşlar. Evet. Bu kısa bir bilgiden sonra da arkadaşlar sosyal ve kültürel durumu nedir? Nüfus yapısı. Burada arkadaşlar İslam'ın doğuşu sırasında Arap Yarımadası'nda sakinleri arasında yer alan Araplar, Yahudiler, İranlılar ve diğer etnik unsurlardan söz edilir. Arabistan'ın asıl sakinleri Araplardır ve bunlar tarih bakımından iki büyük grup halindedirler. Birincisi eski devirlerde yaşamış ancak daha sonra yok olmuş Araplardır. Ad, Semud, Medyen ve Amalika gibi. Bunlara Arabı Bayda denir. İkincisi grup ise, ikinci grup ise e, soyları devam eden Araplar olan. Bunlara Arabı Bakiye denir. Ve iki kola ayrılır. Arabi, Arabı Aribe asıl Araplar bunlar. Kahtaniler adı verilen. Bu grubun esas vatanı Yemen. Bunlara Güney Araplar da denir. Cürhüm ve Yağrup olmak üzere önce ikiye ayrılırlar. Ee, Yarup'dan olan Kehlan ve Himyer'den çok e, pek çok kabileler türer. Meşhur Kuda'a kabilesi Himyer'in ezet ise Kehlan'ın koludur. Bu çok teferruatlı bu kollara girmeye gerek yok arkadaşlar. Böyle bir yapılar var. Kabilecilik yapısı. Kabile hayatı ön planda. Araplarda Bedevi ve Hadari olmak üzere başta iki çeşit hayat tarzı bulunmuş tarih boyu. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer e, olarak çadırlarda yaşayan Araplara Bedevi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayanlara ise Hadari denirmiş. Hadari. Evet. İslamiyetin ortaya çıkışı sıralarında, Arabistan'ın bilhassa orta ve kuzey kesiminde yaşayan Adnani ve Kahtani kabileleri Bedevi ve Hadari diye iki kısma ayrılırlar. Bedeviler geçimlerini hayvancılık, avcılık, ticaret ve baskın gibi yollarla temin ederler. Tarım, el işleri ve sanatları ile denizcilikten hoşlanmazlar ama bunları hakir görürler. Temel basit maddeleri, hurma, et, süt ve süt ürünleri olur. Bunun yanında zaruri ihtiyaçlarını temin için köylere ve kervanlara baskın düzenlerlermiş. Ticaret de yaparlar, ihtiyaç duydukları zamanlarda şehirlerden getirdikleri usulüyle malzemelerini, ihtiyaçlarını temin ederlermiş. Yerleşik hayat yaşayanlar ise yani Hadariler köy, kasaba ve şehirlerde kendilerine mahsus mahallelerde yaşayıp e, taştan yapılar, evler tutarlar. Yemen ve çevresinde Sasani ve Bizans sınırlarında krallıklar kurmuş olan Arap kabileleriyle Mekke, Medine ve Taif'e oturan kabileler Hadari konumuna gelmişler. Yerleşmiş toplum, göçeme hayatı değil. Taif ve Medine gibi ziraate elverişli yerlerde ise oturan Hadariler geçimlerini genellikle tarımla, Mekke gibi ziraatla elverişli olmayan mer 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 merkezlerde ise ticaretle temin ederler. Bedevilik ve Hadarilik arasında ayrı bir fark olan e, Araplar da var. Ticaret kervanlarının e, uğradığı, konaklama yerlerinin bulunduğu vahave vadilerde yaşayan kabileler buna en güzel örnek teşkil eder. Buraları da geçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir kısa bir bilgi verdikten sonra aile yapısı yani cahiliye dönemindeki daha peygamberlik risalete siret dediğimiz peygamber efendimizin hayatına girmeden önceki çok özlü bir kısa aile yapısına bakacak olursa. İşte göçebe bir hayat var, yerleşik bir hayat var. Siyasi otorite boşluğu var. E, çöl, e, pek elverişli bir arazi olmayan Mekke, ticaret kervanlarıyla geçimlerini sağlarlar. E, böyle bir yapı. E, kabile'de en küçük birim aile olur. Aile yapı. Aile ya aynı ev veya çadırda oturan dede, oğullar, torunlar bunların çocuklarından oluşan geniş aile, e, ana baba ve çocuklardan oluşan dar aile şeklinde bulunur. Evlenme farklı şekillere gelişir. Nikahın dini bir mahiyeti yok. Yani zaten İslam'dan önceki bir yapı. Tamamen Hanif dini bozulmuş. Peygamberlik Hazreti İsa Aleyhisselam'dan e, 600'e yakın bir yıl e, e, zaman geçmiş. Bu boşlukta tamamen toplum e, Hanif dininden uzaklaşmış. Yani e, hanif Din, Allah'ı tekleyen, e, şirkten uzak bir din anlayışı tamamen kaybolmuş. Burada tamamen örfü, bir takım kendi e, nikah şekillerini oluşturmuşlar. Nikah şekillerinden biri bildiğimiz tarzda olanı, yani şu andaki gidip isteme, tek eşlik. Bunun yanı sıra nikahsız yaşama, süreli nikah, nikahı muta. Eşleri karşılıklı değiştirme gibi ahlaka bizim fıtratımıza aykırı olmayan e, sapık bir e, 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 yaşam tarzları da olmuş o dönemlerde. Evet. E, nitekim bu farklı nikahlar, e, büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenebilmesi, başlık ve mehir vermemek için böyle bir başlık ve mehir olayları da varmış. Kızların değiştirilmesi nikah şigar gibi çeşitli nikah türleri uygulanırmış. İslam bugün bilinen tarzın dışındaki nikahların hepsini reddeder arkadaşlar. Tek bir bölümü dediğimiz gidip isteme efendim herkesin tanıdığı herkesin bildiği herkesin şahit olduğu bir nikah türü olarak bunun dışındaki nikahların hepsini reddeder İslam. Zaten İslam medeniyetinin doğuşundan önceki dönemlerdeki olan olaylardan bahsediyoruz. Ama evlilik vardı. Evlilik ilişkileri evliliğine engel teşkil etmekte olan olaylar vardı. Evlatlık, evlat edinenin varisi olur. Boşanma yaygın ama boşama yetkisi erkeğe ait. Ancak bazı kadınlar boşama hakkının kendilerine verilmesini şart koşabilirlerdi. Boşanan kadın başka biriyle evlenebilmek için bir yıl beklemek zorunda. Evet, kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil olabilirdi. Görüyor musunuz? Cahiliye adeti. Kadını, kadın insan yerine koymayan bir yapı varmıştı. Çocuksuz kadın diyet ödemek zorunda kalırsa diyeti kocası değil, kadının ailesi öderdi. Görüyor musunuz? Yani, e, yani, çocuksuz kadın diyet ödüyor. Yani elinde olan bir şey değil ki. Kadınlar hür ve cariye olmak üzere ikiye ayrılır. Hürler ve cariyeler. Cariyelerin Araplar nazarında devle, develerden farkı yok. Hayvan gibi. Yani cahiliye döneminden bahsediyoruz arkadaşlar. Onu da devesi gibi alıp satardı. Şimdi aslında arkadaşlar Siyeri Nebi'nin e, peygamber efendimizin doğumundan itibaren veya dedesi ailesi, kabilesini de ele alacağız elbette ama aslında e, özetleyerek çok gidiyoruz. Cahiliye toplumunu çok iyi bilmemiz gerekiyor aslında. Ki bize ne büyük nimetin geldiğini anlayabilelim. Yani bize ne kadar Allahu Teala tenezzül edip ne kadar lütuflarda bulunduğunu, ne kadar insani değerlerin e, bize kazandırıldığını Peygamber Efendimiz de anlamamış, anlamış olalım. Zaten ileriki dersimizde de şeyi göreceğiz arkadaşlar. Yani biz e, İslam Peygamberinin hayatını niçin inceliyoruz? Belki gelecek dersimize, belki bugünkü dersimizde yetişirse bunu şey yapacağız. Yani neden önemli? Neden bu dersleri, bu siyer e, tarihi tarih Peygamber Efendimizin hayatı, peygamber Efendimizden önceki e, Mekke Hicaz Yarımadasının Arabistan Yaramadası'nın o ortamın etnik yapısı, sosyal yapısı neden bilinmesi ve bizlere neler kazandırıldığını daha iyi anlamamız açısından önemli arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnsan, kadının hiçbir değeri, hiçbir saygınlığı yoktu. Onu da devesi gibi satıp alan alan bir yapıya sahipti. Fakat hür kadınlar farklı bir yapısı var. Yani işte burada bak hür, köle. İslam köleliği kaldırdı arkadaşlar. İslam'da kölelik yoktur. Bakın iyi dinleyin. Birçok İslam düşmanları, birçok e, din dışı e, hayatı kendilerine çağdaş olarak görenler ne yapıyorlar? E, köleliği sanki İslam'ın bir e, hayatıymış. Sanki İslam'ın bir... E, parçasıymış gibi görmeye çalışırlar. Oysa İslam köleliği kaldırmıştır ki İslam'da kölelik yoktur. Evet. Bunlar erkeklere denk tutulmamakta birlikte cariyeler gibi de kabul edilmezlerdi. Erkeklere denk tutulmaz ama cariyeler gibi de e, değiller. Genel olarak kadınlar insan hakları layık görülmez. Kadınlarda e, hak, hukuk onlara verilmez. Miras almazlar. Fakat çölün zor şartlarında erkek kadar olmasa da kadının çalışmasına da ihtiyaç duyarlar. Görüyor musunuz? Yani onu hem satar hem alır hem de ondan e, iş alanından istifade eder. Arkadaşlar bugün de birçok Müslümanlar e, maalesef hala cahiliye adetlerini taşımakta ama farkında değiller. İşte bak burada ne diyor? E, mirastan nasipleri yok yani ana baba vefatından sonra kızların hiçbir hakkı yok bu arkadaşlar birçok yörede ismini vermeyeceğim maalesef e, hala Müslüman toplumların içerisinde geleneksel olarak e, kızlara mirastan hiçbir pay verilmemekte hatta ben bir seferinde bu noktada bir yerde bunu özellikle konu edindiğimizde oradan bir abimiz Hocam olur mu diyor biz onlara bir şey vermemiz mümkün değil diyor. Onlar diyor e, olamaz, onlar bir şey alamaz diyor. Dedim senin bu düşündüğün cahiliye adeti, İslam'dan önceki bir düşünce dediğimde bana dedi ki e, hocam eğer biz onlara bir şey verirsek o köyde duramayız, bizi ayıplarlar dedi. Görüyor musunuz? Arkadaşlar buraları çok önemli, bu tarihi bilgiler çok önemli. Bizler Allah'ın rızası ile hayat sürmek zorundayız. İnsanlar şöyle demiş, insanlar böyle demiş. Bak bir din geliyor. İslam bizim yaşam tarzımız. İslam'da bu yanlışlık kaldırılmış olmasına rağmen hala Müslüman olmayan cahiliye toplumun gelenekleri sürdürülmeye çalışılıyor. Ve onlar çalıştırılıyor. Evet, kadın yemek yapar, çocuklara bakar, develeri sağar, yakacak topa, toparlar, toplar, çadır onarır, hurma liflerini hasır örer. Yani her işlerde çalışır. Bundan başka savaşçılara da su taşımak, onları şiirlerle cesaretlendirmek, yaralıları tedavi etmek de kadınlara ait. Fakat bu görevleri kadınlara hukuk ve şeref sağlamıyor. Yani hizmetçi gibi. Yani onur landırılmış onura edilen bak savaşlarda bile onlar savaşan kimselere yemek yapmaları e, onların ihtiyaçlarını e, görmeleri pansuman yapmaları yaraları sarmaları bile onların e, e, hayatına bir e, onur katmıyor. Evet İslam bu anlayışların hepsini kaldırıyor arkadaşlar Evet. Ee, bunlar önemli. Mekke, Medine, Taif gibi yerleşim merkezlerindeki kabilelerde ise şeref, eşref kızları mevki sahibi konumundalar. Yani o bölgelerdeki. Bazı kabile reislerinin ve ileri gelenlerinin kızları kabile içinde birçok erkekten muhtever görülür. Görüyor musunuz? Kabilecilik. Üstün ırka, ırka dayalı bir yaşam. Bunu da Allah Resulü kaldırıyor. Mekke'de Peygamber Efendimiz'in risaletinde bunları işleyeceğiz inşallah. Ne kadar zorluklar çekti Peygamber Efendimiz. Bu düzeni, bu çağ dışı, bu köhne sistemi değiştirmek için ne mücadeleler verdi. Kızı Fatıma hakkında dahi söyledikleri ne kadar mükemmel. Vallahi kızım Fatıma dahi olsa yaptığı yanlışlıktan dolayı ona ceza uygularım derdi. Geliyor musunuz arkadaşlar? Evet bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Ee, bazı adetler ve uygulamalar cahiliye toplumlarında. Ee, deve eti hurma kavrulmuş un ve süt Arapların başlıca yiyecek maddeleri. Arpa unundan yufka şeklinde yemek pişirirler. Giyim kuşamları sade. Basit bir entari bir kuşak ve bunun üzerine bir de abaya giyerler. Zenginler entarinin üzerine kaftan giyerler. Savaşlarda ordunun gerisinde kadınlar ve çocuklar da bulunur. Onların düşman eline esir düşmemesi için erkekler var gücüyle savaşırlar. Yıldızlara bakarak yol bulurlar. Anlaşmazlıkların çözümü için hakeme veya kahine başvururlar. Kahinlik yaparlar, müneccimlik yapanlara giderler. İçinden çıkamadıkları konularda kahinlerin fikirlerini sorar, fikirlerine e, müracaat ederler. Hastalıklarında onların tavsiyelerine uyarlar kahinlere. Evet bu da İslam'da kaldırılan görüşlerden bir görüş arkadaşlar. Rüyalarını onlara yorumlatırlar. Gelecekte başlarına neler geleceğini onlardan öğrenirler. Öyle hareket ederler. İşte İslam'da da nedir? Gelecekten haber peygamber dahi veremez. Evet ancak Allahu Teala onlara verdiği ölçüde onlar da gelecekten haber verebilirler. Yoksa hiçbir kimse gelecekten bir dakika sonrasının da ne olacağını haber veremez. Evet arkadaşlar. Burada Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanırlar. İslam'ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinir. Bunlardan birisi fil olayı arkadaşlar. İşte cahiliye toplumlarında ee nedir? Çok önemli olan olayları ee tarih başlangıcı, fil olayı, fil senesinde. İşte Peygamber Efendimiz 571 miladi yılda dünyaya gelmiş o fil olayında. Diğeri ise Velid bin Mugre'nin ölüm yılıdır. 622. Evet. Tabi cahiliye dönemi artık e, 500-622 Hicri yıl başlangıcı tabi ki oluyor. 610 yılında e, nübüvvet, risalet geliyor. Artık o dönemlerde Müslümanların bir yapısı, toplum, bir farklı bir toplum meydana gelmeye başlıyor. Orası ileride gelecek. Cahiliye Arapların takvimi ay takvimi idi arkadaşlar. Kameri aylar Muharrem, Safer, Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Ahir, Cemezü'l Evvel, Cemezü'l Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce'dir. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Haram aylarda yağma yapılmaz, kan dökülmez, serbestçe panayırlarda alışveriş yapılır ve hac görevi yerine getirilir. Bu da İslam'da korunan bir kutsal aylar olmuş arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Araplar arasında nesi usulü uygulanmakta. Buna göre yılın 12 ayı Zilhicce ile sona erdikten sonra bu ay ile Muharrem arasında bir 13. ay ekleri ekleme yaparlar ve onu da helal sayarlar. Nesi. Nesî. Bu defa ayların yeri kayar. Yani Muharrem safere safer de Rebi'ül evvele kayardı. Ve bu kayma da böylece devam ederdi. Nesi uygulamasını başlangıçta hac mevsimini ılımlı bir aya denk getirmek için yaparlarmış. Cahiliye döneminde de hac mevsimi vardı arkadaşlar. Hac olayı vardı. Birçok adetler Hanip dininden kalma ama içerisine şirk bulaşmış bir vaziyette devam ederdi cahiliye toplumunda. Kabe biliyorsunuz ta Adem aleyhisselamdan ilk olarak inşa edilen bir ev idi. Orada e, tavaflar yapılırdı ancak tavaflara şirk karıştığı için o dönemlerde e, tevhitten iz kalmamıştı arkadaşlar. Evet e, bu şekilde e, haram ayları kaydırırlar ve o aylarda savaşar, savaşırlar, yağmalar yaparlar ve böylece kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Evet. Cahiliye döneminde Araplar arasında milli bir bulan, e, birlik bulunmadığı için kabilelerin ve şehirlerin kendi geleneklerine göre bayram ve törenleri var. Bir birlik yok. Herkes kendi kabilesine göre hayat sürer. Bununla beraber hac mevsimi panayırlarında kurulmasıyla da bütün kabilelerin iştirakıyla bayram havasına geçer bu olaylar. Panayırlar. Her kabilenin en az bir putu mevcut. Putsuz olmaz. Bu yüzden her putun da takdis edildiği çeşitli kutlama günleri var. Yani kutsandığı. Bu günlerde ayrıca pazar ve panayırlar kurulur. Dini bayramlar, şiir, müzik, içki ve kadınların yer aldığı eğlenceler yapılırdı. Araplar onun altında gelip kılıçlarını dallarına asarlar. Çevresinde Tapınır ve kurban keser, keserler bu putları. Medine'liler yılda İranlılardan aynen aldıkları iki ünlü bayramı kutlarlar. Evet, böyle bir geleneksel yapı içerisindedirler arkadaşlar. Burada noktalamış olalım. Ee, i̇nşallah gelecek dersimizde de yine e, ahlak edebiyat ve yazı, kısaca bunlara dek, değinelim, ekonomi, ondan sonra Peygamber Efendimiz'in hayatının e, neden öğrenilmesi, neden e, bilinmesi gerektiğinin e, dersine devam etmiş olalım. Bu veya kadar geldiğimiz noktada çok bilmemiz, şart olarak e, uygulamamız veya bilmemiz gereken bir şey var ise o da e, gerek ekonomi, gerek siyasi, gerek e, yaşam tarzları adaletten, hak hukuktan çok uzak güçlünün, kuvvetlinin hüküm sürdüğü, sayıflının ezildiği, kadınların hiçbir şekilde hak hukuklarının olmadığı bir yaşam tarzı. Evet, e, çok özlü bunları geçtik arkadaşlar. Çünkü asıl mesele bizim Peygamber Efendimiz'in hayatını incelememiz. Bu dönemden önceki dinler, kabilelerin ekonomik durumuna bakıyoruz yarın inşallah, gelecek dersimizde. Burada özde olarak bir bölüm daha işleyeceğiz, ondan sonra diğer konularımıza devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.